İkinci kuralımız kardeşler, İslam emeklilik ilkesini benimseyen bir din değildir. Bilhassa erkekler kesinlikle bali olduktan sonra iş sahibi olmalıdırlar. Evde oturmak yoktur bizde. Evde oturmak insan israfıdır. Enerji ve emek israfıdır. Hastalanık, sakatlık olur, musibet olur. Anne babaya bakmak için evde beklemek olur, ayrı bir konu. Lakin evinin penceresinde oturan Müslüman hoş Müslüman değildir. Git bir iş daha bul, o işinle de çocuğunun düğününü yap veyahut da çocuklarına ev biriktir. Dolayısıyla bizim ikinci ilkemiz çalışacağız. Zillete düşmeden, borca mahkum olmadan ciddi bir yaşantımız olacak. Kardeşler, üçüncü ilkemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti Muhammed'ine vasiyeti olan üçüncü ilkesi, herkes kendi bütçesi kadar yaşayacak. Borçla aile gütmek zillettir. Müslüman girdisi kadar harcayacak. Gelecek ihtimaline binaen harcama yok bizde. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki ay zam yapılır. Dolayısıyla ben bir 50 lira daha harcayayım demek yok bizde. Gelsin öbür ay harca. Gelsin öbür ay harca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a nasihatte bulunmuş. Bakınız, ilke koyuyor. İlke koyuyor. Ve çok önemli bir ipucu açıyor bizim için. Buyurmuş ki, Cabir, bir senin için, bir hanımın için, bir misafirin için yatırım yap. Dördüncüsü şeytana gider, dikkat et diyor. Demek ki ev üç kişilik yatırım ister. Sen, hanımın, misafir. Sen ve hanıma çocuklar da dahil şüphesiz. Dördüncü yatırım mantığı şeytan içindir. Burada tabi misafire şov yapacağız biz. Bu da dahil mi? Hayır efendim, şovdan konuşmuyoruz. İhtiyaçtan konuşuyor. Biraz sonra konuşacağız. İhtiyaç yatırımı. Yani bir şeyi sen kullanmak zorundasın. Veya hanımın kullanmak zorunda. Ya da misafire yatak olarak onu sermek zorundasın. Bunlar evin gerekleridir. Bunun dışında yaptığın yatırım şeytanın rızası için yapılmış yatırımdır. Şimdi Müslim'deki bu hadis-i şerifi alalım. Bir kenara koyalım. Götürelim evimizdeki eşyaya uygulayalım. Bu evin erkeği ve hanımına mı yarıyor? Misafire mi yarıyor? Kime yarıyor? Evin çocukları, hanımı, erkeği için değil. Misafir geldiğinde yatacağı bir şey de değilse bu şeytanındır. Bitti. Şeytanındır ne anlama geliyor? Herhalde hepimiz bunu takdir ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı. Dördüncü mantığımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre ev idare etme, ev ekonomisi yönetmede dördüncü mantığımız kardeşler, üst el olma ruhu hakim olmalıdır bizde. Ne demek üst el? Verme kültürüne, infak etme kültürüne dayalı yaşamalıyız. Çünkü vermeyi biz fakiri memnun edip sevap kazanma olarak görüyoruz. Doğru. Doğru. Ama vermedeki asıl mantık bu değildir. Vermeye alışmış biri, yani eline geçenden veren birinin haleti ruhiyesi üstte duran ruhtur. O eski ceketle de bayramlaşmaya gider, utanmaz. Çünkü veriyor. Ama sürekli eli altta olan ve eli bu şekilde gökten damlayacak yağmuru bekleyen insan en yeniye bile tahammül edemez. Daha yenisini görünce eziklik hisseder. Müslüman çocuklarını yetiştirirken, kendi aile planını yaparken üst el olma mantığına hakim olma. Üst el olmak için fabrikan olması gerekmiyor. Sen nasıl üst el olacaksın? Çok kolay. 100 liradan 1 lira artırıp vereceksin. 200 lira olunca 2 lira artırıp vereceksin. Artırmaya yönelik hamlen senin Allah'ın izniyle ayakta durmanı ve aza da kanaat getirmeni sağlayacak Allah'ın izniyle. Kardeşler, 3 afet bizim evlerimizi istila etmiştir. Biri israftır. Diğeri taklit hastalığıdır. Üçüncüsü de taksittir. Çocuk muyuz biz ya? Kartı sokuyorsun, 26 ay borçlu sayıyor seni. Oh be, rahat aldık bunu diye eve geliyorsun. Bu nasıl anlayış ya? Bu kart senin değil mi? Hiçbir ödeme yapmadan taksitle aldık diyor. Ne hale geldik? Farz olmadığı halde insanlar haccı bile taksitle gidiyorlar. Korkarım bu taksit işi ilerleyecek de haccın tavafını bir ay, sa'yini de öbür ay, haccı da taksitle yapacaklar. Yani ödemesini taksitle yaptıkları gibi. Arafat'a filan ayda gidelim, tavafa filan ay. Herhalde onu da öyle yapacaklar.
Şirketler böyle bir kolaylık sağlasın, bak oluyor mu olmuyor mu? Bir ay sadece Medine ziyareti, öbür ay tavaf ziyareti, öbür ay Arafat ziyareti. Bu taksit fena bir kanser çeşidi değil, buna dikkat edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vasiyeti borçla yaşamamaktır. Çünkü borç gece uykusuz bırakar, gündüz rezil eder. Bu peygamber mantığı aleyhissalatü vesselam. Borç iyi bir şeydi. Biz borçla yapmıyoruz, taksitle aldık diyor. Taksit nasıl yaptın? Kredi kartı verdik diyor. Ne savunma ya? Var ya. Bunu IMF duysa bütün dünyada reçete olarak uygulardı herhalde. Ne savunma? Borçla almadık, kredi kartıyla aldık diyor. E borç ne demek? E şeytan bir yerden giriş yapacak ya. Mantık bu mantık işte.